Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Yeni bir bölüme başlayacağız. Bu video ile birlikte yeni bir konuya giriş yapacağız. Konumuzun ana başlığı di prepositionen, yani edatlar. Bu kelime, yani edatlar sözcüğü bu konuyu tam olarak karşılamasa da %90'a yakın karşılamaktadır. Almanca'da preposition dediğimiz bu sözcükler olmadan düşüncelerimizi, niyetimizi ve benzer ifadeleri dile getirmek neredeyse imkansızdır. Prepozisyonlar konusunu 4 bölümde, yani 4 ana başlıkta sunacağız. 1. Die Wechselpräpositionen. Bunlar bazen özür dilerim. Bazen datif, bazen akkuzatif isterler. 2. Die Präpositionen nur mit dem Dativ. Bunlar sadece datif isteyen prepozisyon grubu. 3. Die Präpositionen nur mit dem Akkusativ. Bunlar sadece akkusativ isteyen prepozisyonlar grubu. Dördüncüsü ise die Präpositionen nur mit dem Genitiv. Bunlar da sadece ismin genitif halini isteyen prepozisyon grubu. Bunları en az 6-7 videodan oluşacağını düşünüyorum bunların sunumunun. Çünkü çok ayrıntıları var. Bol örneklerle bunları sunmak istiyorum. Bu prepozisyonlar çok önemli. Bu prepozisyonları sunarken die Wechsel preposition konusunun hemen arkasından araya es gibt artı akkuzatif şeklinde adlandırabileceğimiz bir kalıplaşmış bir dil aracını da sunacağım. Bu dil aracını kullanırken sık sık bu prepozisyonların kullanımı gerekmektedir. Tekrar ediyorum, prepozisyonlar çok önemli. Türkçe ile çok yerde eşleşir, eşleşmez. Bunların örneklerini sunacağım. Bunları çok dikkatle izlediğiniz takdirde en basitinden doğru cümleler kurmaya tam olarak yetkin hale geleceğinizi söyleyebilirim. Bundan sonraki konular artık biraz daha dil ayrıntılarına giren konulardır. Cümle ayrıntılarından ziyade işte zamanlar, etkenlik, edilgenlik, konjunktif 1, konjunktif 2, yan cümle bağlaçları filan şeklinde adlandıracağımız diğer dil araçlarıdır. Ama bu prepozisyonların kullanımını öğrendiğimizde çoğu konuyu çözümlemiş olacağız. Videolarda buluşmak üzere, iyi çalışmalar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ile birlikte yeni bir konuya geçiş yapıyoruz. Ana başlığımız die Präpositionen. Bu bölümdeki başlığımız ise A die Wechselpräposition 1. Kullandıkları duruma göre bazen datif, bazen akkusatif isteyen edatlar 1. bölüm. Bu konuya girmeden önce bu edatların kullanılacağı cümlelerde bize gereken birkaç fiilin anlamını öğreneceğiz. Almanca'da birkaç çeşit işte koymak fiili var, asmak var vesaire. Bakalım buradan. A bir şeyi bir yere yöneltme anlamını taşıyan fiiller. Ne demek bu bakalım? Legen diye bir fiil var. Anlamı bir şeyi bir yere yatık olarak, yani yatay şekilde koymak. Kitabı masaya koyuyorum diye bir cümlemiz var. İşte buradaki kitap masaya yatık konur, değil mi? Dik konmaz. Bunu kullanırken legen örnekler vereceğim. Stellen bir şeyi bir yere dik olarak koymak, yani dikey şekilde. İşte sandalye masa dikey konur. Sandalye masayı bir yere koyarken stellen'i kullanacağız. Hängen iki anlamlıdır. Buradaki anlamı bir şeyi bir yere asmak. Elbiseyi dolaba asmak. Hängen kullanacağız. Stecken bir şeyi bir yere sokmak. Anahtarı kilide sokmak mesela. Bunu da stecken kullanacağız. Sichsetzen bir yere oturmak. Dönüşlü bir fiil. Dönüşsüz de kullanılabilir. O zaman bir yere, birini bir yere oturtmak anlamını verir. Sichsetzen olursa kendini bir yere oturtmak, yani bir yere oturmaktır. Buradaki oturmak anlamı oturma eylemine başlamak anlamındadır. Bir yerde oturuyorsak artık orada zihzetsen olmaz. Birazdan göreceğiz. Zitsin olur. Bir de
Bir yerde oturmak, yani ikamet etmek anlamında bir oturmak var Türkçe'de. Onun Almancası wohnen'dir. Demek ki üç tane oturmak var Almanca'da. Birbirine karıştırmayacağız. B bölümünde bir şeyin bir yerde duruş şeklini belirten fiilleri görüyoruz. Demin legen gördük, bir şeyi bir yere yatık olarak koymaktı. O koyduğumuz şey artık orada yatık olarak durur değil mi? Yatay durur. Onun Almancası liegen ile ifade edilir. O legen, bu liegen. Bir ses farkı var, dikkatli olalım. Bir yerde dik olarak, yani dikey şekilde durmak. Sandalyeyi dikey koyduk, ştelleni kullandık. Artık sandalyenin kendisi nasıl duruyor? Dik duruyor. Burada ştelleni kullanacağız. Hängen iki anlamlı bir fiildir demiştim. Aynı şekilde yazılıp söylenir ama bir yerde asıl olarak durmak anlamını verdiğinde bu cümlede bir takım değişiklikler olur o durduğu yeri söylerken. Ştelleni de aynı. Hem sokulu durmak burada. Bir önceki sayfada bir şeyi bir yere sokmak anlamı vardı. İkisinde de stecken kullanılır ama burada kullanacağımız prepozisyona göre anlam taşır. Demin sich setzen vardı, bir yere oturmak ya da sadece setzen olarak kullanırsak birini bir yere oturtmak anlamını taşıyordu. Söylemiştim, yazmamıştım oraya ama söyledim onu. Burada setzen değil sitzen'dir. Dikkat edelim, bir ses değişikliği var. Bunun anlamı bir yerde oturur vaziyette durmak. Baban nerede? Sandalyede oturuyor diyor. Değil mi? Sandalyede. Siz nerede oturuyorsunuz? Buradaki oturmak wohnen'dir. Siz nerede oturuyorsunuz? Nerede ikamet ediyorsunuz anlamında. Nerede yaşıyorsunuz anlamında wohnen'dir orada oturmak. Şimdi bu prepozisyonların listesine geçiyorum. Önce okuyorum. In, an, neben, auf, über, unter, hinter, vor, zwischen. Bunların tek başlarına hemen hemen hiçbir anlamları yoktur. Yani var gibi görünse de yoktur. Tek başına pek bir yerde kullanılmaz. Bunlar iki anlamlıdır. Ya içine anlamına gelir ya da içinde mesela. In hem içine anlamına gelir hem de içinde anlamına gelir. Şuraya dikkat ederseniz maviler, bu kelimelerin E halinde Türkçe'de. Türkçe'de E halinde olduğunu görüyoruz. Buradakilerin ise D halinde olduğunu görüyoruz. Almanca'da zaten D hali yok. Ama buradaki Türkçe ifadelerin E halinde olması sizi yanıltmasın. Bunların Almancası, bunlardan sonra kullanılacak olan isimlerin akkuzatif, yani İ halinde olmasını ister. İşte Türkçe düşünmeyeceğiz. Almanca düşüneceğiz. Bu ifadeyi Almanca olarak yorumlayıp uygulayacağız. Örnekler vereceğim. Şimdi bu prepozisyonlar içine anlamını veriyorsa, yani nereye sorusuna cevap oluşturuyorsa, yani yön belirtiyorsa, içine yer belirtse içinde olur. Yön belirtmek içine, yanına, yakınına. Yön belirtiyorsa o gidilecek olan ya da konacak olan şey neyse o İ halinde, yani akkuzatif söylenecektir. Birazdan söyleyeceğim örnekte. Eğer ifade ettiğimiz düşünce bir şeyin içinde anlamını veriyorsa, o zaman o neyin içindeyse o kelime, isim, zamir nerede sorusuna cevap oluşturmaktadır. Yani yer belirtir. Ort yer demek. O kelime o zaman ismin datif halinde olacaktır. Demek ki bunlar cümlede kullanılan yükleme göre bazen akuzatif, bazen datif isteyebiliyorlar. Bunların akuzatif ya da datif istemesi neye bağlı? Cümledeki yükleme bağlı, fiile bağlı. Bakalım cümlelere şimdi. Almanca'da isimlerin Türkçe'deki gibi D ve den halleri yoktur. Bizim Türkçe'de ismin bu hallerinde ifade ettiğimiz sözlerin bir kısmını Almanlar preposition denen bu sözcüklerin yardımıyla ifade ederler. Almanca'da preposition sözcüğü bir yerde söz konusu olduğunda şu ana kadar öğrendiğimiz tüm bilgilerin ve de özellikle
ismin halleriyle ilgili olarak sunduğumuz tüm deklinasyon yani ismin halleri tablolarının ya hafızamızda kazılı ya da çok güzel yazılıp çizilmiş olarak elimizin altında olması gerekmektedir. Size önerim bunları fotokopi yaptırıp biraz büyütüp masamıza yapıştırmaktır. Şimdi örneklere geçiyorum. İşte datif istiyor, akuzatif istiyor, ne oluyor? Bunları burada en ince ayrıntısına kadar açıklamaya çalışacağım. Bir, biz Türkçe olarak gözlüğüm masada duruyor dediğimizde masada kelimesi D halindedir. Değil mi? Türkçe'de D halindedir. Nerede sorusuna cevap oluşturur ve dolaylı tümle görevi yapar. Cümleyi öğelerine ayırırsak Türkçe'de masada kelimesi dolaylı tümleştir. Gözlüğüm öznedir, duruyor, yüklemdir. Türkçe'ye göre bu iş böyle. Bakalım Almanca'da neyle? Burada geçen masada sözünü açarsak masanın üstünde anlamı çıkar. İşte biz de hali yok ya Almanca'da. Bunu açacağız. Alman ne demek istiyor diye Almanca düşünmeye başlayacağız. Türkçe demeyeceğiz. Türkçe düşünmeyeceğiz. Bu masada Almanlar nasıl düşünür? Masanın üstünde demek ya bu. Masanın altında diyecekse belirtir zaten altında diyerek. Yanında, önünde, arkasında diyecekse orada bir sürü preposisyon var. Onlardan birini kullanır. Ama genelde masada dediğimizde o cümlede yani gözlüğü masada, sandalyede duruyor filan şeklindeyse masanın üstü kastedilir yani değil mi? İşte Almanlar masada diyebilmek için önce auf derler. Preposisyonu kullanırlar. Neden? Auf üstüne, üstünde demek. Şimdi bunun nasıl olacak da üstüne ya da üstünde anlamını katacağız. Sonra masa kelimesini datif yaparlar. Masada demiş olurlar. Geçelim bunun Almanca söyleniş biçimlerine. Auf prepozisyonu burada ort yani yer belirttiği için yani wo nerede sorusuna cevap oluşturduğu için kendisinden sonra gelecek olan ismi datif hale getirir. Demek ki biz auf'tan sonra burada auf'tan sonra gelecek olan ismi datif yapacağız. Neden? Yer belirtiyor değil mi? Masada diyor. Masanın üstünde anlamı var. Masanın üstüne dese akunatif olacaktı. Açıklayacağım şimdi. Nerede? Üstünde. Yer belirtiyor. Auf'tan sonra gelecek olan isim datif olacak. Üstüne demiş olsaydı Auf'tan sonra gelecek olan isim akkuzatif olacaktı. Fark bu. Masa deyatiş. Bunun datifi deyimtiş. Şu konuya bakın. Eğer bunları hatırlamıyorsanız yani datif, akkuzatif neydi hocam diyenler varsa deklinasyon der substantife zwei videosuna bakacak. Şimdi masada nasıl denecekmiş bakalım. Auf deyimtiş. Nedir? Masada yani masanın üstünde. Şimdi cümleyi kuralım. Gözlüğüm dedi değil mi? Kimin bu gözlük? Benim. Benim kelimesini kullanacağız. Gözlük deyip brille. Benim gözlüğüm meine brille. Hocam bu nereden çıktı? Bu şu değil mi? Dinin belirteci. Bunları possessif artikel, iyilik artikelleri konusuna bakacağız. Durmak. Gözlüğün duruş biçimi yataydır. Yani gözlüğün ayağı ayağı yok. Koruz oraya atarız. Dur da durur. O halde liegen kullanacağız. Masada neydi biraz önce gördük? Auf dem Tisch. Gözlüğüm neymiş? Meine Brille. Çektik liegen fiilini. Meine Brille. Gözlüğüm kelimesi ben değilim, sen değilsin. Olur yani. O erziyese göre çekeceğiz. Olur. Liegt. Getirdik auf dem Tisch de buraya. Meine Brille liegt. Auf dem Tisch. Gözlüğüm masada duruyor. Benim gözlüğüm masanın üstünde duruyor. İki, araba evin önünde duruyor. Araba das Auto. Nerede? Önünde. Yer belirtiyor değil mi? Önünde. Önüne dese yön belirtirdi. Önünde olduğuna göre yer belirtti. O zaman vor burada datif ister. Ev das Haus. Bunun datifi dem Haus. Durmak
arabanın duruş şekli diktir yani, devrilmiş mevrilmiş olsa belki yatık olur. Ama dik durur araba, tekeri var, ayağı var. Vazgeçtin. Das Auto üçüncü şahıs, ben değil, sen değil, o. Es steht vor dem Haus. Elbise dolapta asılı duruyor. Nerede? Dolabın içidir değil mi bu artık? Elbise de Anzug. Nerede? Dolapta. Yani dolabın içinde. İçinde olduğuna göre yer belirtti. In burada datif ister. Datif yapılacak kelime der Schrank. Bunun datifi dem Schrank. Dolapta yani dolabın içinde in dem Schrank. Nasıl duruyor? Asılı. Değil mi? Yatık, yatay, dikmik değil. Asılı duruyor. Hängen. Der Anzug özne. Çektik oldu. Hängt üçüncü teki şahıs. Değil mi? Ben değil, sen değil, o. Bakın her birinde söylüyorum. Ben değil, sen değil, o. Değil mi? Hocam nereden bulacağız burayı? İşte ben değil, sen değilse odur bu değil mi? O halde der Anzug hängt in dem Schrank. Kısalır bu in dem. Im Schrank olarak da söylenebilir. Der Anzug hängt im Schrank. Ergun makası sandalyenin üstüne koyuyor. Biz böyle uzatmayız. Ne deriz? Ergun makası sandalyeye koyuyor deriz. Burada kasıt üstünedir. Eğer altına arkasına koyuyorsa zaten onu belirtir o prepozisyonu söyleyerek. Böyle sandalyeye koyuyor dediğinde aklımıza üstüne gelir hemen. Makas die Schere. Bunun akkuzatifi yine die Schere. Der, pardon, die ve das artikelli isimlerin hem nominatifi yani yalın hali hem akkuzatifi yani iyi hali aynıdır. Nereye? Sandalyeye. Yani sandalyenin üstüne yön belirtiyor. Auf'tan sonra gelecek olan isim yani sandalye kelimesi i halinde olacak. Sandalye der Stuhl. Bunun i hali yani akkuzatifi den Stuhl. Koymak, makası koyarken yatık koyarız ya değil mi? Masanın, makasın ayağı mayağı yok. O halde legen kullanacağız. Ergun üçüncü şahıs isim. Ben değil, sen değil, o. Ergun legt die Schere auf den Stuhl. Sandalyeyi pencerenin yanına koyuyorum. Sandalye der Stuhl. Neyi koyuyorum? Sandalyeyi. Burada bir prepozisyon söz konusu değil. Burada doğrudan doğruya der Stuhl'un akkuzatifi gerekiyor. Nesne yani. Sandalyeyi. Bunu aldık, buraya koyduk. Der Stuhl sandalye, den Stuhl tek başına bir prepozisyon falan yok yanında, sandalyeyi demek. Nereye? Pencerenin yanına. Yanına dediğine göre yön belirtiyor. Yani an kullanacağız. An burada yön belirttiği için akkuzatif ister. Buradaki akkuzatiflikle bunu aynı değil. Buradaki akkuzatiflik andan dolayı bir akkuzatiflik. Türkçe bir karşılığı yok bunun. Bunun Türkçe karşılığı bununla birlikte var. O halde akkuzatif yapılacak olan kelime das Fenster'dir. Fenster'in artikeli akkuzatif yine das Fenster'dir. O halde ne diyeceğiz? An das Fenster. Buradaki an das Fenster sözündeki akkuzatiflik bizdeki gibi bir Türkçesi iyi halinde olan bir akkuzatiflik değil. Bu an prepozisyonu akkuzatif istediği için kullanılıyor. Ama der Stuhl'un akkuzatifi olan den Stuhl bir nesne görevi yapıyor. Yanında herhangi bir prepozisyon falan yok. Yüklemden dolayı bu böyle gerekiyor. Koymak, sandalyeyi dik koyarız değil mi? Atı verirsek ya düşerse yatay durursa o zaman olmaz. O zaman liegen'i kullanabiliriz. Ama sandalye normalde dik konur. O halde stellen'i kullanacağız. Ich, kim koyuyor? Ben. Ich stelle den Stuhl, sandalyeyi an das Fenster, pencerenin yanına ya da an das birleşir. Ans Fenster olur. Anahtar kilitte duruyor. Anahtar kilitte nasıl durur arkadaşım? Sokulu durur değil mi? Bunu böyle düşüneceğiz. Der Schlüssel anahtar. Nerede? Kilitte. Yani nerede? Kilidin içindeyi kastederiz değil mi? O zaman in artı datiftir. Yani kilit datif yapılacak. Bunun datifi dem Schloss, durmak, sokulu duruyduğunu biz zaten söyledik. Sokulu durmak, stecken, duran şey ne orada? Anahtar, der Schlüssel, steckt, in dem Schloss, in dem Schloss, in dem birleşir, im Schloss olur. Der Schlüssel, steckt,
im Schluss. Delikanlı kafasını suya sokuyor. Delikanlı diye Junge, kafa diye Kopf, ama bu kafa. Burada kafasını, kimin kafası bu? Onun kendini, yani sein Kopf. Ama sadece o kafası değil ki, kafasını. O halde bunun kafasını dediğine göre ihalinde. Der Kopf'un akkuzatifi den, yani ihali den. Bunu den'in belirteci en ekledik oldu. Seinen Kopf oldu. Kafasını. Kafayı dese den Kopf. Ama kafasını deyince kendi kafasını, yani onun. Seinen Kopf. Nereye? Suya. Yani suyun içine. İn'den sonra gelecek olan kelime, yani su, akkuzatif olacak. Su das Wasser, akkuzatif yine aynı das Wasser. Sokmak stecken, özne de Junge, üçüncü şahıs değil mi? Şekli steckt oldu. Der Junge steckt seinen Kopf in das Wasser ya da ins Wasser. Dedem hep koltukta oturur. Dede, der Großvater. Kimin dedesi bu adam? Benim. Bakın burada benim yok Türkçe'de ama işte Almanca'da olacak. Almanca düşünecek dediğimiz bu. Nerede? Koltukta. Yani koltuğun içinde. Almanlar koltukta dediğinde onlar onun üstünü düşünmez. İçini düşünür. Nedeni sanırım şudur. Koltuğun iki tarafında dirsek dayayacak yerler falan var. Böyle biraz iç kısmı var. Sandalyede derken onun kenarı olmadığı için auf diyorlar. Ama koltuktan bahsederken koltuğun içinde diyorlar. Niye diyorlar? İşte böyle diyorlar. Bunu böyle kabul edeceğiz. Demek ki koltuğun içinde diyeceğiz. Ünlemi koymuşum buna, dikkat edin diye. Burada in, datif ister, yer belirtiyor. Çünkü koltuk diye sessel, bunun datifi deyim sessel. Oturmak sitzen, bir yerde oturur durumda olmaktır bu. Bu oturmak bir yerde oturur halde olmak. Bir yere oturma eylemi yapmak değil. O sich setzen'dı. Bu oturmak sitzen, bir yerde oturuyor. Ve bir şehirde falan değil. O şehirde oturmak wohnen, ikamet etmek. Bu bir şeyde, bir yerin içinde, üstünde, şurada, burada, yerde, yer, zeminde, toprağın üstünde oturuyor anlamındaki oturur vaziyette olmak bu. İkamet etmek anlamındaki wohnen'dir. Geçiyorum konuya. Demek ki sitzen'i kullanacağız. Kim oturuyor? Dedem. Mein Großvater. Sitzt çektik oldu. Sitzt. Immer. Hep. In dem Sessel. Kısalır. Im Sessel. Mein Großvater sitzt immer im Sessel. Yere oturacağım. Keyif benim değil mi? Böyle diyor. Yere oturacağım. Kim? Ben. Nereye? Yere. Yani yerin altına oturacaksa belirtir altına diye unter var. Arkasına filan olmaz ya, o diyecekse illaki arkası hinter var. Ya yere oturacağım diyen insan yerin üstünü kasteder değil mi? Mantığımız böyle olacak. Yer de boden, yerin üstüne dediğine göre auf burada akkuzatif isteyecek. O halde yer de boden, akkuzatifi yani ihal deyin boden. Oturmak burada kendine, kendi oturuyor. Oturma hareketini yapıyor şimdi. Orada oturma durumunda değil. Oraya oturuyor. O halde sitzen olmaz burada. Sich setzen olur. Cümlede şöyle olur. Kim oturuyor? Ben. Setzen'ı çektik. Ich setze. Dönüşlü olduğu için sich'i kullandık. Oldu mich. Ich setze mich. Ben oturuyorum demek. Nereye? Ich setze mich. Auf den Boden, yere. Burada birleşme olmaz. Auf den Boden. Çamaşır makinesi buzdolabı ile bulaşık makinesi arasında duruyor. Burada şimdi iki tane kelime var. Şununla şunun arasında. Bakalım. Çamaşır makinesi die Waschmaschine. Nerede? Arasında. Yer belirtiyor. Zwischen'den sonra gelecek olan isimler datif olacak. Ne bu gelecek olan isimler? Biri der Kühlschrank, datifi deyim Kühlschrank. Biri diğeri bulaşık makinesi, die Spülmaschine, datifi der Spülmaschine. Der'in datifi deyim, diğerinin datifi der. Durmak, stehen. Çamaşır makinesinin ayağı var, tekeri var vesaire, dik durur. Değil mi? O halde stehen'i kullanacağız. Die Waschmaschine özne, çamaşır makinesi. Ne yapıyor? Duruyor. Steht, üçüncü şahıs.
Die Waschmaschine steht zwischen dem Kühlschrank und der Spülmaschine. Şununla şunun arasında filan derken Almanlar mit'i değil und'u kullanırlar. Biz de kullanırız ve kelimesini ile anlamında. Geçelim alıştırmalara. Ben hızla okuyacağım bunları. Aslında gerek yok ama bir okuyayım. Otomobil evin önünde duruyor. Öğrenciler dil laboratuvarına gidiyorlar. Öğretmen resmi duvara asıyor. Masa pencerenin yanında duruyor. Kovayı kapının arkasına koyacağım. Müze caminin yakınında bulunuyor. Valizi yatağın altına koyacağım. Kelimeler var. Sözlüğümüz de yanımızda duruyor. Buna göre hazırlıklı olup bunları çevireceğiz. Çocuklar evin arkasında oynuyorlar. Annem vazoyu aynanın önüne koyuyor. Sandalyeyi masanın yanına koyacağım. Cetvel çantanın altındadır. Çamaşır ip de asılı duruyor. Tebeşirler çekmecededir. Kuşlar gölün üzerine doğru uçuyorlar. Elbiseyi dolaba asacağım. Bazı kelimeler eksik olabilir. Onları da sözlüğe bakacağız. Artık lütfen yavaş yavaş onları kullanmaya başlayalım. Çözümler: Das Auto steht vor dem Haus. Die Schüler gehen ins Sprachlabor. Der Lehrer hängt das Bild an die Wand. Der Tisch steht vor dem Fenster. Ich stelle den Eimer hinter die Tür. Das Museum liegt neben der Moschee. Ich lege den Koffer unter das Bett. Die Kinder spielen hinter dem Haus. Meine Mutter stellt die Vase vor das Spiegel. Ich stelle den Stuhl an den Tisch. Das Lineal liegt unter der Tasche. Burada ist de kullanılabilir. Bunu ileride açıklayacağım. Die Wäsche hängen am Seil. Die Kreiden sind in der Schublade. Die Vögel fliegen über den See. Ich hänge das Kleid in den Schrank. Burada boşluklar doldurulacak. Cümleler Almanca. Bunlara şu yüklemlerden hangisi gelecek? Neye göre gelecek? İşte yatık duruyor, dik duruyor, yatık koyuyorum, dik koyuyorum. Bunlara bakarak, anlamlarına da bakarak tabii ki, burada yoksa kelime sözlüğe bakarak bulup bunları anlamaya çalışıp daha sonra boşlukları dolduracağız. Bunlar öbür sayfada da sürecek. Devam ediyor. Burada bir ilginç durum var. Buna dikkat edin ne yapacağınıza. Okuyorum çözümleri. An der Straße stehen viele Bäume. Der Teppich liegt unter dem Sessel. Thomas legt das Arbeitsblatt auf die Bank. Martha stellt den Stuhl in die Ecke. Herr Müller sitzt auf dem Stuhl. Frau Müller setzt das Baby zu sich jog. Frau Müller setzt das Baby zu sich jog. Önemli vurguluyorum bu sich yok, yanlış yazmışım. Das Baby auf den Stuhl. Heute Abend gehen wir ins Theater. Mein Vater ist noch im Büro. Das Bild von Atatürk hängt über der Tafel. Üçüncü alıştırmada Almanca cümlelerimiz var. Bunları Türkçe'ye çevireceğiz. Adana liegt am Fluss Seyhan. Die Kinder spielen hinter dem Schulhof. Herr Schmidt ist im Lehrerzimmer. Die Katze schläft neben dem Ofen. Dieser Ort liegt 500 Meter über dem Meeresspiegel. Das Auto ist in der Garage. Die Schülerinnen, bu erkek ve kız öğrenciyi kısa bir kelime olarak kullanmakta olan bir yöntemdir. İşte der die Schüler und die Schülerinnen demek yerine böyle kısaltılır. Die Schülerinnen gehen in den Physikraum. Das Schwimmbad ist hinter dem Turnsaal. Ich lege den Ball unter die Bank. Neben dem Rathaus befindet sich ein Hotel. Çözümler: Adana Seyhan. Türkçe yazıyor zaten, okumama gerek yok. Almanca'da die Wechselpräpositionen adı verilen ve bizim
bazen datif, bazen akuzatif isteyen prepozisyonlar sözcükleriyle Türkçe'ye aktardığımız edatlarla ilgili videomuzun ilk bölümü burada sona ermiştir. Bir sonraki video konumuz Die Wechselpräpositionen 2. Bir sonraki videoda bu videoda gördüğümüz prepozisyonların bazılarının daha farklı anlamlarını öğreneceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.